Olan kimi oluyor biliyor musunuz? Olan bence Millet İttifakı seçmenine oluyor. Gerçekten yazık bu seçmene. Yani bir aday çıkarana kadar hepsi doğum sancısı çekti. Hakikaten çok zor bir süreçti. Hala daha hiçbir şey çözülmüş değildi. Bir karmaşa var. Herkes buzdolabına kaldırmış kavgaları, gürültüleri. Kaoslar, krizler asıl kazandıklarında, eğer şayet kazanırlarsa ondan sonra başlıyor. Ki şimdi bir kısmı da milletvekili seçim adayları açıklandığında çıkacak. Burada Millet İttifakı seçmeni, CHP'li, İYİ Partili, bu seçmenler buradaki kimseden daha az vatansever değildir. Daha az milliyetçi değildir. Yani bu seçmenle aslında bir politik manipülasyon yapılıyor. Bu seçmen şu hale getirildi. Terlik olsa tuvalette, ya bu çok ağır bir şey. Tuvalet terliğine oy verir mi biz? Öyle bir makamı oraya böyle bir konuşmalar son derece BTP yanlış. BTP başkanı söyledi ya hocam. İşte olmaz. Aa, çok Aydan son derece yanlış bir şey. Böyle bir şey olabilir söyledi. Şimdi bu seçmene çirkin yazık. Yani. Hani yıllarca milliyetçi muhafazakar sağ seçmeni koyun, işte efendim göbeğini kaşıyan, dağdaki çoban diye küçümseyen şeyin elit Jacoben olarak görürlerdi onlar kendileri. Şu an kendilerine yaptıkları şeye bakar mısınız? Yani bir yani varoluşsal körlük var. Hiçbir şeyi görememe, bir ilke bunalımı var. Hiçbir ilke yok. Tek bir ilke var. Tayyip Erdoğan'ı göndermek. Sonrasına bakarız diyorlar. Halk bunu satın almaz. Almıyor da. Halk biz Cumhuriyet'le hesaplaşacağız diyen HDP'nin olduğu bir masayı satın almaz. Halk Öcalan'a özgürlük diyen Pervin Buldan'ın yönettiği, yön verdiği, talimat verdiği, orada bizim oylarımızda oturuyorsunuz daha fazlasını diyecekler. Çünkü hani hiç değilse büyük şehirlerde falan bir şeyleri parsellediler. Belli bir oranda nemalandılar. Şimdi hiçbir şey istemiyoruz diyorlar. Devleti istiyoruz. PKK'nın şu anda söylediği şey bu. Yönetimi istiyoruz diyor. Yani küçümsedi ya, biz iki bakanlığa tav olacak kişi değiliz. Bakın hepsi tav oldu. İyi Parti de tav oldu iki bakanlığa. HDP diyor ki iki bakanlıkla bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığıyla bizi kandırabilir misiniz diyor. Yeni yüzyılda yeni Türkiye kuracağız diye tabii söyleyen küstahça söylemleri var. Öcalan'ı çıkaracağız diyor. Efendim eyalet yönetimini getireceğiz diyor. Yerel yönetimleri özel. İşin kötüsü bunların hiçbirine ses çıkarmayan bir altılı masa var. Ve seçmen kana alıyor. Şu anda Muharrem İnce'nin oyları %8-9 bazılarında onlara çıkıyor. Kim? Kim bu oylar? Bu oylar İYİ Parti'den, CHP'den gelen milliyetçi vatansever, Trakya seçmeni, Ege seçmeni, Karadeniz seçmeni, İç Anadolu'da zaten aynı şekilde. Bu ülkenin her insanı vatanseverdir. HDP'ye oy veren de vatanseverdir. Neden biliyor musunuz? Onları da kandırıyorlar. Onların içerisinde sadece 10'luk 15'lik bir kesim PKK terör yapsın diye oy verir. Geri kalanının çoğu bizi savunsun, haklarımızı öyle kandırılıyor, manipüle ediliyor seçmen. Bizim sorunlarımız, Kürt sorunu, bakın Kemal Kılıçdaroğlu tekrar Kürt sorunu demeye başladı. Nedir bu Kürt sorunu? Eyalete bölmek mi sorun dediğiniz şey? Ama halk bunu satın almayacak. Bunu görüyorlar. Bunu halkımız çok iyi görüyor. Bu seçim emperyalizmin Anadolu'nun seçimi olacak. Emperyalizmin gemisine binenler belli. Anadolu'nun gemisine de Cumhuriyet. Kıymetli hocam, affınıza mağruren bir şey ifade etmek istiyorum. Şimdi zaten söylemlerine baktığımız zaman güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorsunuz. Yani son günlerde yaşanan, yani HDP'nin ziyaret edilmesi, efendim Sayın Akşener'in masadan kalkıp ne tekrar konuşuldu o ziyaret? Tekrar, ne vaat edildi? Tekrar oturması ve ne söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu? Her görüşmesinin ardından söylediği iki tane kalıp cümle var. Bir tanesi diyor ki Kavala ile Demirtaş'ı dışarı çıkaracağız diyor. Nereye söz vermişse, bakın nasıl bir sözse bu. İkincisi efendim her şeyi çözeceğiz diyor şimdi. Oysa dış politikada ne yapacaksın, içeride ne yapacaksın, ekonomide ne yapacaksın, efendim eğitimde ne yapacaksın, sağlık politikaların nasıl, bunlar hiçbir şey konuşuyor.